Arpa parmaklarımı koyarken sağ elimi tınama tahtasına dayıyorum. Ama bu bastırdığım, buradan güç aldığım, buraya bir güç verdiğim anlamına gelmiyor. Hatalı bir şekilde arpa oturan bazı öğrencilerde bileklerinin kızardığını bir süre sonra görebiliriz. Bu da size vücudunuzun verdiği bir işaret, bir yanlış bir şey yaptığımı, elime ağırlık verdiğimi, bastırdığımı gösteriyor. Elim buradan destek alıyor. Evet. Ama sadece denge için. Onun dışında buradan bir güç almıyorum tahtadan. Sol elim ise tınama tahtasına dokunmuyor. Dediğim gibi sadece tınama tahtasına yakın çalınan tellerde bazen belki dokunabilir. Sol elim havada duruyor. Sağ elim ise çoğu zaman tınama tahtasına dokunuyor. Tellerin ortasından çalıyorum. Tellerin altından veya üstünden çalmışsa farklı bir ses çıktığını görebilirsiniz. Telin tam ortasından çıkan ses doğru ses. Ancak bir efekt olarak tınlama tahtasına yakın. Sesi gibi geliyor. Tınlama tahtasına yakın çalınmak arpta özel bir efekttir. Ve bazı notalarda kendi özel işaretiyle belirtilir. Tınlama tahtasına yakın çalınacak notalar. Onun dışında tam ortasında. Arpın üçgen yapısı nedeniyle gördüğünüz gibi tellerin ortası dediğim yer aşağı gidiyor. Yani buradayken şu seviyede çalarken daha pestellere indiğimde bu seviyede çalmıyorum. Elim aşağı inmiş oluyor. Böylece hemen her zaman sol elimin sağ elimden daha alçakta olduğunu görüyoruz bu nedenden dolayı.